Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle yaşanan belirsizlik ve fiyat artışlarının hayatımıza yansımasıyla ikinci el araba pazarında da endişeli bekleyiş sürüyor. İkinci el pazarının en büyük pastasını oluşturan araba galerisi işletmecileri, artan fiyatlardan ve vergi vermeyen ruhsatı olmayan alsatçılardan dolayı da ikinci araba alacaklara tavsiyelerde bulundular. Biz galerici olarak seyyar satıcıdan bıktık. Adam vergi ödemiyor. Vergi ödemiyor. Gel gel bak şöyle bak. Sabahtan beri hep bunda seyyar satıcı. Bak bir tane galericinin işi, arabası yok orada. Hep seyyar satıcı. Bunlardan bıktık. Devletten biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Zaten mal alıp satamıyoruz. Çok zor. Fiyatlar çok aldı başına gitti. 100 lira araba 200 oldu. 200 araba 500 oldu. Onun için bilmiyorum ne olur ne gelir. İkinci araçlarında araç temininde ciddi sıkıntılar var. Malum bu cip muhabbetiyle kaynaklı yeni araç üretilmediği için ikinci el araçlara ciddi bir talep oluştu. Piyasada arz talep ciddi şekilde hareketli ama araç bulunamıyor. İkinci el araç stoğunda ciddi sıkıntı var. Bunlar tabii arz talep dengesi bozulduğu için fiyatları da anormal bir dengesizliğe doğru itti. Araçların güncel bir hafta önceki fiyatıyla bir hafta sonraki fiyat arasında bir bağlantı yapamıyoruz. Dolayısıyla gelen müşterilere de ciddi anlamda bir fiyat veremiyoruz. Herkes ne yapacağını bilmez konumda. Türkiye'de yükselen bir fiyatın hangi gün düştüğünü görüyoruz ki. O çakılıyor kalıyor, yapışıyor kalıyor yani üzerine. Araç fiyat, etiketinin üzerine yapışıp kalıyor fiyat. Düşeceğini de sanmıyorum. Valla onlar da aynı şu anda piyasayı alt üst eden insanlar, hiç kaydı olmayan insanlar. Geliyor yoldan hani ayakçı diye tabir ettiğimiz kimliği belirsiz kişiler ciddi zararlar veriyorlar. Sonra işin güvenliği yok. Alan müşteriler bu konuda daha bilinçli olmalı. Kimden ne aldığını bilmeli. Ürünün arkasında durabilmeli. Şimdi piyasadaki hiç bilmediğini bilinmeyen bir insan nasıl cevap verecek? Bir sıkıntıyla karşılaştığında nasıl cevap verebilecek? Onun için alıcıların, tüketicilerin bilinçli hareket etmesi lazım. Nereden ne aldığını bilmesi lazım.